gerek günlere. Halo Spartan Assault, yukarıdan görünüşlü bir nişancı oyunu. 2022 yılında hala oynanabilir durumda olsa da, içerik olarak gayet sıradan bir oyun. Homefront almamdaki sebep, Steam indirimlerinin 3 TL'ye satılmasıydı. Oyunu açıp yaklaşık 40 dakika kadar oynadım. Şunu söylemeliyim ki, oyun 11 yılda hiç iyi yaşlanmamış. Shadow of the Tomb Raider, 2013 Tomb Raider ve 2015 Rise of the Tomb Raider'ın devam oyunu. Bu oyunu oynamamın tek sebebi, içerisinde RTX teknolojisinin bulunmasıydı. Bu teknoloji yüzünden oyun gayet hoş gözükse de, ilk iki oyunu oynamış birisi için mekanlar ve grafik haricinde birebir aynı oyunmuş gibi hissettiriyor. Kaçıncı saati olduğunu bilmiyorum ama, küçük Lara olarak oynadığımız malikaneleri gezdiğimiz bölümde, oyundan aşırı sıkılıp bıraktım. Divinity Dragon Commander, sıra tabanlı dünya haritası içeren, gerçek zamanlı bir rol yapma oyunu. İçerisinde savaş halindeyken birliklerinize yardım etmek için ejderhaya dönüşüp savaşa dahil olma gibi güzel mekanikler barındırsa da, kendisi beni ikinci saatinden sonra sıktı. Verdict Yuli'yi Steam indirimlerinde 1 TL gibi komik bir fiyata aldım. 2D90'lar arcade stili dövüş oyunu olan Verdict Yuli, başında keyifli 1-2 saat geçirmemi sağladı. Aegis Defenders içerisinde platform mekanikleri bulunan şirin bir kule savunma oyunu. Aegis Defenders düşünülmüş seviye tasarımıyla ve sürükleyici oynanışıyla gayet güzel bir deneyim sunuyor. Ücretsiz olan bu oyun, sizinle beraber oynamaya ikna edebileceğiniz 5 arkadaşınız varsa gayet keyifli saatler geçirmenizi sağlıyor. Quake 2 RTX, efsanevi Quake 2'nin grafiklerinin RTX teknolojisiyle mükemmelleşti. Serious Sam 3, beynimi bir kenara koyup bir yandan Discord üzerinden arkadaşlarımla muhabbet ederken nasıl oynadığımı bile hatırlayamadığım saf bir birinci şahıs aksiyonu. Ben İsa'yım, görüşürüz. Castlevania Lords of Shadow, Vampir Kral Dracula'yı oynadığımız bir hack and slash oyunu. 2014 yılında çıkmasına rağmen grafiklerinin ve oynanışın o kadar eskimemesi nedeniyle hala oynanabilir bir durumda. Ben İsa'yım, görüşürüz. Rise Son of Rome, mükemmel grafikleri, hiç kimsenin umursamadığı hikayesi ve neredeyse hiç gelişmeyen oynanışıyla tuhaf bir şekilde akıp giden yaklaşık 6 saatlik güzel bir oyun. Ben İsa'yım, görüşürüz. 2D hack and slash oyunu olan Icy, ortalama oynanışıyla, güzel boss savaşlarıyla ve tuhaf hikayesiyle oynamaya değer bir oyun. Ben İsa'yım, görüşürüz. Cyberpunk bir evrende kargoculuk yaptığımız Cloudpunk, kaliteli mekan tasarımlarıyla ve beni oyunda tutma yetecek kadar iyi yazılmış hikayesiyle 2022'de oynadığım için mutlu olduğum bir oyun. Ben İsa'yım, görüşürüz. Overwatch 2, Overwatch 1'i oynamamış ben için arkadaşlarımla 5v5 atarken aşırı eğlendiğim bir oyun. Ben İsa'yım, görüşürüz. Dead Space'i yapan firmada çalışan insanların yaptığını öğrendikten sonra gaza geldiğim bu oyun, aşırı eksik çıkması nedeniyle kendisini bana teknoloji demosu gibi hissettirdi. Ben İsa'yım, görüşürüz. İçerisinde açık dünya, krallık inşa etme gibi içerikler barındıran, çeşitli ve eğlenceli oynanış stillerine ve ortalama hikayeye sahip Ni No Kuni 2, 2022'de benim için oynamaya değer bir oyundu. Ben İsa'yım, görüşürüz. Shadow Warrior 2, elinize kılıcınızı alıp bir saniye bile düşünmeden herkesi doğradığınız, sonra tüm konuşmaları "he öyle miymiş kanka" diyerek geçtiğiniz kaliteli bir oyun. Terraria, yazın bir arkadaşımla boş iken oynamaya başladığımız, yaklaşık 5 saat oynadığımız gayet kaliteli bir açık dünya sandbox oyunu. Senran Kagura Burst Renewal, hasar aldıkça veya hasar verdikçe üzerimizdeki kıyafetlerin yırtıldığı, oynanışı hoş bir aksiyon oyunu. O kaptan gibi senin alnını sikiyim ya. Ya kaptan. Oynanış olarak hiçbir şey vaat etmeyen bu oyun, önünüze gelen kağıtları okuyup kimin ölüp kimin yaşayacağına karar verdiğiniz bir oyun. Discord'dan yayın açıp arkadaşlarınızla oynarsanız keyifli oluyor. O kaptan gibi senin alnını sikiyim ya.
Akane, elinizdeki katana ile arena içerisinde önünüze gelen her şeyi doğradığınız güzel müzikli 2D aksiyon roguelike bir oyun. O kapkan gibi senin alnını sikeyim ya. Ya kapkan. Orta çağda geçen birinci şahıs çok oyunculu aksiyon oyunu olan Shivari 2, arkadaşlarınızla oynarken sadece çığlık atarak kafa kopardığınız kaliteli bir oyun. O kapkan gibi senin alnını sikeyim ya. Ya kapkan ne? Sessizce gir, hedefi öldür, çık. Fazla mı 31 çekiyorum acaba bilmiyorum ki. Immortality bir oyundan daha çok 3 filmin birleşimi. Marisa Marcel adında bir film yıldızının hiçbir zaman yayınlanmayan filmlerini izleyerek içerisindeki gizemi çözmeye çalıştığınız bakmaya değer bir oyun. O kaptan gibi senin alnını sikeyim ya. Ya kaptan. Hades oynadıktan sonra içimdeki açlığı dindirmek için aldığım bir oyundu kendisi. Next Machina, yukarıdan görünüşlü mermi cehennemi kategorisinde bulunan ve içerisinde bu kategorilere uygun oynanış mekanikleri bulunduran iyi bir oyun. Fazla mı 31 çekiyorum acaba bilmiyorum ki. A Hat in Time, Switch'im olmadığı için açlığını hissettiğim Mario'ların açlığını dindiren mükemmel bir 3D platform oyunu. Fazla mı 31 çekiyorum acaba bilmiyorum ki. Sniper Elite V2 Remastered, orijinalin hafif grafiklerin iyileştirildiği pek de iyi olmayan bir oyun. Bu yüzden kendisini 1 saat kadar oynayıp Sniper Ghost Warrior 3'e geçtim. Ghost Warrior 3, klasik Sniper formülünün içine açık dünya yerleştirilmiş, akıp giden bir oyun. O kapkan gibi senin alnını sikeyim ya. Ya kapkan. Oynanış olarak pek bir şeye vaat etmeyen ve 2D olan The Hex, içerisindeki gizemi çözmeye çalıştığınız ve tek bir oturuşta bitirebileceğiniz eğlenceli bir oyun. Outer Wilds, sonsuz bir zaman döngüsü içerisine girmiş bir evrende, 28 dakikada uzaya çıkıp, içerisindeki gizemi çözmeye çalıştığınız kaliteli bir bulmaca oyunu. Daha önceki Tales of oyunlarını oynamamış birisi olarak, oyunun %90'lık kısmında gerek oynanış, gerekse hikaye ve sunumu olarak aşırı keyif aldım. Ama geri kalan kısmında oyun artık ne olur bit diye neredeyse yalvaracaktım. Çünkü hikayenin nereye gittiği belli, oynanış olarak hiçbir şey eklenmiyor. Sırf oynanış süresini arttırmak için uzatmışlar gibiydi. Yine de oynadığım için mutlu olduğum oyunlardan birisi. Ben İsa'yım, görüşürüz. Call of Duty Warzone 2, arkadaşlarımla beraber almaz rahatlayıp, kasa görevini alıp, sonra ölüp tekrar girdiğimiz, oynarken keyif aldığım güzel bir oyundu. Ya. Gidecek de yer yok. Half-Life 1'in remake'i olan Black Mesa, oynadıktan sonra daha fazlasını istediğim ama gelmeyeceğini bildiğim harika bir oyun. Daha önce Fallout 1 ve Fallout New Vegas oynamış birisi olarak Fallout 4'e girince gayet keyif aldım. Hatta bir noktadan sonra her şeyi bırakıp sadece şehri inşa ettim ve oyunu insanlık dışı modladım. Bu şekilde yaklaşık 60 saat oynadım. Catherine Classic, içerisinde aşk ve ihanet dolu bir hikaye barındıran, oyunun sürükleyiciliğini baltalamayan bir oynanışa sahip olan gayet hoş bir oyun. Daha önce Baldur's Gate 1'i hiç oynama fırsatım olmamıştı. Steam'de Türkçe olduğunu görünce aldım ve oynadım. Oyun bayağı eskimiş olsa da hikayesiyle bir süre kendisini oynatıyor. Ya. Gidecek de yer yok. Ben İsa'yım, görüşürüz. Horizon Zero Dawn çok güzel grafikli ve oynanışı da gayet kaliteli bir oyun. Ama hikayedeki gizem hafiften aralanana kadar beni o kadar sıktı ki bir yandan dizi izleyerek oynadım. Gizem hafiften aralandıktan sonra ise oyun aklı gitti. Kapı kırıldı. Gris deneyimlenmesi gereken görsel bir başyapıt. O kaptan gibi senin alnını sikeyim ya. Ya kaptan. Hades, alıp oynayıp doymadım ve aynı türdeki başka oyunlara sarmama sebep olan muazzam bir roguelike oyun. Fazla mı 31 çekiyorum acaba bilmiyorum ki. Vampire Survivors, 1.0 sürümü çıktığı gün Steam mağazasında karşıma çıkan ve arkadaşıma 6 TL gel alıp bakalım dediğim ve bir daha uzun bir süre başından kalkamadığım, kendi türünü oluşturan harika bir oyun. Ya. Gidecek de yer yok. Daha önce PS4'te bitirmiş olmama rağmen PC'de 2K aşırı yüksek grafiklerde oynamak için tekrardan Steam'den satın aldım. Sinemaya gidip izlediğim filmlerden hiçbir farkı yoktu. Ben İsa'yım, görüşürüz. Disco Elysium, düşmanı öldür, lootla, skill puanları kazan ve harca döngüsünde olan klasik RPG oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren mükemmel bir rol yapma oyunu. Inscription, hiçbir yerden spoiler yemeden oynanması gereken, başta sıradan bir kart oyunu gibi gözüken, ardından gelişen ve değişen harika bir oyun.
Ben İsa'yım, görüşürüz. PC'de 60 FPS, 2K, RTX açık bir şekilde New York'ta örümcek adam olarak süzülmek bana tarif olmayan bir keyif verdi. Nasıl bitti hala anlamış değilim. Nier serisiyle 2021 yılında Game Pass sayesinde tanıştım ve serinin aşığı oldum. Nier Replicant'ı da 2021 yılında çıktığı gibi almama rağmen 2022'de oynama fırsatı buldum ve bu oyun Nier serisine olan tutkumu arttırdı. Oynanış ilk Nier'in hantallığını barındırsa da yapılan ufak yenilemeler ve Nier serisinin en önemli noktası olan hikayenin büyük oranda aynı kalmasına rağmen ufak oynamalar yapılarak daha iyi hale getirilmesi Nier Replicant'ı benim için unutulması zor bir oyun yapıyor. O kaptan gibi senin alnını sikiyim ya. Ya kaptan. Mükemmel hikaye, mükemmel oynanış, yukarıdan bakışlı rol yapma oyunlarına yakışır grafikleriyle bitirdiğime hala inanamadığım, hala yapılacak bir şeyler varmış, geri dönmem gerekiyormuş gibi hissettiğim harika bir oyun. Fazla mı 31 çekiyorum acaba bilmiyorum ki. Açık dünya rol yapma oyunu olan Final Fantasy 15, arkadaşlarıyla yolculuğa çıkmış bir kralın hikayesini anlatıyor. Final Fantasy serisinin yeni bir oynanış mekaniği getiren bu oyun, gerçekten 2022'de oynadığım en iyi oyunlardan birisiydi. Ben İsa'yım, görüşürüz. 2021 yılında Nier Automata ile Game Pass sayesinde tanıştım. Lakin Game Pass yüzünden yaşadığım bir bug'dan dolayı oyunu yarıda bırakmam gerekti. Ne yaparsam yapayım düzeltemedim. Bu yüzden oyunu Steam'den satın aldım. Önce Nier Replicant'ı, sonra Automata'yı bitirdim. Her kelimesi özenle seçilmiş hikayesi, oyuna yakışan hack and slash dövüş mekanikleri, unutulmaz müzikleriyle benim için bugüne kadar oynadığım en güzel oyunlardan birisi. Gidecek de yer yok. Daha önce Dark Souls oyunlarını oynamamış birisi olarak oyundan ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Çıkınca bakarız kafasındaydım. Çıktıktan bir süre sonra oyunu oynamaya başladım. Ve başlayış o başlayış. 100 saat oynadım ve bitirdim. Hala oyunu araştırıyorum, hala oyun hakkında konuşuyorum. Disco Elysium ve Divinity Original Sin 2'yi bitirdikten sonra bir süre rol yapma oyunlarına zevk almayacağımı düşünüyordum. Lakin yanılmışım. Baldur's Gate 3 rol yapma oyunlarının zirve noktasıymış. Larian Studios, Baldur's Gate 3'te bir rol yapma oyununda mükemmelleştirilmesi gereken her şeyi mükemmelleştirmiş, törpülenmesi gereken her şeyi törpülemiş ve böylece ortaya bir başyapıt çıkarmış. Bir tane Snickers, bir tane Biscuit Farola, bir tane Doritos Jubon.